Selamünaleyküm arkadaşlar. Kahramanmaraşlılar bilir. Dövme aşını. Mercimekli dövme aşı yapıyorum arkadaşlar. Nerede yapıyorum? Yani lüks bir ocakta değil, lokantada değil. Arkadaşlar, altına odunu dizmişim. Şöyle kapağını kaldırayım. Of. Karıştırayım şöyle arkadaşlar. Vay 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 vay. Şöyle bir de göstereyim. Dövmeyi arkadaşlar. Biraz daha odun koyayım. Yok işte arazide şunu yaptık. Yok piknik yaptık. Yok safariye gittik. Arazinin kralı burası arkadaşlar. Dağlardayız. Zeytin toplanıyor orada. Evet. Şimdi odunu biraz daha koyayım. Gümbür gümbür yaparken size kazanı açacağım. Dövme çorbası arkadaşlar. Dövme aşı mı dedim ya? Dövme çorbası arkadaşlar. Mercimekli, dövmeli, dövme çorbası. Gidiyoruz. Zeytin seyiriyor. Hele bir gideyim yanına, sonra dövme aşının yanına, çorbasının yanına geliriz. Hep çalıştırıyorsunuz beni ya. Mevlüt, şu tarağı bir göster. Evet, o tarakla şimdi Mevlüt sıyıracak. Evet. Sıyırınca nasıl dökülüyor? Bak bak bak. Maşallah maşallah maşallah. Hı. Sıyırıyor mu derler şimdi? He? Derler derler. Sıyırıyor derler. Olmaz orası Mevlüt. Maşallah. Zeytin de dallarda mübarek. Ne güzel duruyor ya. İşte Maraş'ın zeytini, hani diyorlar ya arkadaşlar. Balıkesir, Gemlik, bilmem şu bu. O odaklayayım şöyle derim çıksın. Bakın arkadaşlar. Bakın ya, bakın ya. Of, bak 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 bak. Of, nasıl akıyor. Bak bak bak. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle tarak yerine elle yapıyorum şimdi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir odaklayayım. İşte zeytin bu arkadaşlar. Mevlüt şöyle güzel bir dalından yap da. Dur. Heh, yap bakayım. Şıpır Tamam. şıpır dökülüyor. Evet. Mevlüt, Yana bacanağım zeytini toplarken ben şöyle dağları taşları göstereyim size. Ve çorbaya gidiyorum arkadaşlar. Yani şu çorbayı yapmak kolay da bu kazanı var ya, köyden getirirken bir yoruldum arkadaşlar. Şu odunları şöyle altına doğru iteyim. Ayşe aman dur. Ben karıştıracağım. Şöyle dalları altına iteyim. Bir de üfleyeyim. Evet. Altını biraz alevlendirdim. Altı yana dursun. Şöyle bir, ya Allah, bismillah. Kazanımız da düğün kazanı ha. Yani altı üstü dört kişiyiz. Düğün kazanında çorba yapıyoruz. Ayşe, daha büyük kazanın yok muydu kız? He? Maşallah. Oh. Evet, dövmeyi gösteriyorum size. Dövme arkadaşlar, dövme nasıl oluyordu ya? Buğdayı ne yapıyorlar? Yani bu aşurelik buğday değil arkadaşlar. Aşurelik buğday mı? Biz niye dövme diyoruz ya köyde? Dövme arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle bir karıştırayım. Benim avrat düştü ya. Benim avrat düştü. Sana yokuş aşağı. İşte dağlarımız yokuş aşağı olduğu için hanım düştü ya. Gideyim onu kurtarayım da sonra geri çorbaya gelirim arkadaşlar.
Taşlı. Oradan oraların yanına götürüp başka çare yok. Bakın daha ne gün başka çare yok, yavaş 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 yavaş. Yine buraya koyduk diye. Ne diye boş götürürsün işte. Hani sen boş götürün de bahar gibi. Evet, saçan boş götürürsün. Tamam işte orada şey var. Ne? Evlerin içine kadar araba gelir. Evlerin içine giremezsin, yürütmüyorum. Ben buraya içsek daha fazla giderim. Ambulansa kadar şey düşünmüştüm. Ben uzak değilim, ben uzak gerçekten razıyım. Ben uzak. Boş ona götürüp sınırıyor ama bu daha kötü olur. Şeye mi koydun? Bardağı hadi. Haa. Şimdi gel o zaman şu yoldan giden geri getirirsin. Aha ben. Boş gideyim derim, tamamına bakayım dedi. Geldi gelin gına... Ya yok, düğün yemeği değildi değil mi bu? Susadım çeşmeye, gelmez olaydım. Çeşmenin başına dırırım, bir güzel inmiş dırırırırın. Yanıyor. Şurada incirlerin kurumuş dallarını kesmişler. Oradan getirdik. Şimdi burada odun ateşimizi yaptık, mis gibi çorbamız da kaynadı. Gördüğünüz gibi. Evet. Üfürdüm, yaktım gene. Evet, son haline bakıyorum. Üzerine yakılmış yağımız var. Evde yaktık. Çünkü burada ekstradan bir tavamız olmadığı için. Oh. Vallahi fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Mercimekli. Aslında buna nohut da konuluyor. Nohut koymadık buna. Normalde dövme aşında, çorbasında nohut olur. Ulan hep aş diyorum. Canım aş mı çekti? Ne yaptı ya? Bunların arasında nohut da olur normalde arkadaşlar. Ama daha da ancak bu kadar. Belki böyle daha önceden haşlanmış, dondurulmuş nohudumuz olsaydı buzdolabında, onu getirir üzerine atardık. Şimdi görüntüsüne şu duman gitseydi. Evet arkadaşlar. Oh. Şimdi bunun yanında kaç tane ekmek yenir? 10 tane arkadaşlar. Yanında turşu. Oh. Turşudan başka bir şeyimiz var mıydı ya?
Çorbanın yanında katık ne vardı başka? Evet. Evet arkadaşlar. Şu ayakkabıyı da tamirhanede ne giydiydim be. Dağlara vurduk. Hadi onları çuvala koyun da gelin yiyek ya. Kaynar kazana kime atmalıydı ya? Kara kazana mı, kaynar kazana mı? Kız kaynana, kaynana. Hadi bir sofra kuralım şuraya. Ha, bura düzlük değil mi şura? Tadım kaşı olsaydı bir tadına bakardık şunu ya. Sonra bizi Rütük şikayet etmesin ha Rütük'e. Şöyle bak. Nasıl? İyi, katılığı da güzel. İçimiz ısınır ya. Tuzu mu az? Var mı tuz? Var orada bak, tuzluk var. Pul biberi ben tabağıma atacağım. Artık bir şey koyak da gelin. Şu şişe su yedik tamam. Şey mercimek suya hak. Aziz Allah şefaat ya Resulullah. Bir şey var git. Oh, yağımızı da döktük. Yağını. Öyle mi yapalım? Karışırsa hiç kalmazsın. Söylerdim. Getirin bakayım, kepçeyi getirin. Tuzunu kendimiz atarız. Of. Elimi çek, elim çirki. Dibine daldır şöyle, dövmelerinden de koy. Heh. Of. Çok doldurma, yine yerik. Evet. Bu benim mi? Vay anam vay. Uy anam uy. Ekmek de vereyim sana. Şimdi ben bunu var ya. Şunu şuraya koyayım bir. Telefonu nasıl indireceğim? Video çekiyorum ya. Zeytine geldim ben, daha da şöyle pişirdiğimi bilmiyordum. Evet. Her şeyi yaptırdın bize. Bacanağın çorbası verildi. Ver bana bir yıkanmış kaşık. Şöyle bir tadına bir bakayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kelleye şu sever. Tuzu çok eksik, az eksik ama ben pul biber atacağım. Kelleye boş edemedin, sabah bir kelle şu zaten. Kelle paça mı yapalım yarın tarlada? Ne yapalım? Paçayı da yapsın tarlada. Kelle nereden alacağız? Arkadaşlar Maraş'ın pul biberini göstereyim size. Şimdi şehirde satılan pul biberler boyalı oluyor arkadaşlar. Ama bu var ya bak, odaklayacağım. Uf. Şuraya bak ya. Şöyle biraz atayım. Oh, ben acılıyı severim arkadaşlar. Adamın ağzını gel bana, bizi vasiyetten yapmışsın, bizi şuna da götür bana.
Eve getirdim. Tırnaklı pide mi verdin? Olsun, tırnaklı pide yerim. O diye dana kellesi oldu, ne bileyim diye. Kazanın başında da yemesi güzel olur ha. Ve ve ve. Kamerayı kapatacağım, elimde tabağı tutacağım arkadaşlar. Dayanamadım arkadaşlar. Şu dövmeyi bir göstereyim dedim size ya. Maşallah maşallah maşallah. Bir de acılı çorba yaptım dağda var ya. Gördüğünüz gibi dağdayız, zirvede arkadaşlar. Oh. Yemek programı yapmayacağım ya ben. Ben tamir işine devam. Yoksa milleti var ya, açlıktan öldürürüz. İki tabak bitirdim. Üçüncü tabağı. Biraz gözüme duman kaçtı. Kazanın dibinde yemek mi yenir Allah aşkına? Oh. Mevlüt, pul biber var mı orada? Pul biber, pul biber. Ayşe. Kız doldurma, elim yanacak. Haydi haydi, pul biber haydi. Bunlar gelmez ileride. Dök şunun üstüne. Oh. Tamam tamam. Tamam, daha içmem, tamam 3 tane içtim yeter. Aha, bacanağım da dağın öbür ucundan geliyor. Çorbaya demeyeyim, biberi değil. Kamerayı yaklaştıracak mıyım? Nasıl yaklaştıracağım? Dur. Mehmet diye bağıracağım bakayım. Dur. Mehmet! El salla! El salla, el salla! Gel, çorba var, dövme çorbası. 3 tabak içtim. Pul biber de maşallah yemiş. Mehmet bacanağım da geldi. O da zeytinini nereye toplayacak. Sen bunu nereye atacaksın? YouTube'a atacağım ya Mehmet. Tamam, yerken atmıyoruz ha. Mehmet'im. Bacanağım yemeğini yedikten sonra uzandı. Evet. Maşallah Mehmet, daha çok gelen yok mu ya? Daha bir sürü var ya. Neyse, iyice karnınızı doyurun ha Mehmet. Hadi afiyet olsun. Biz zeytin toplamaya devam. Ya Allah, bismillah. Allah'ım güç kuvvet ver, şu zeytini bu akşam bitirelim bu taraftakini. Bak 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 bak, nasıl dökülüyor. Bu. Göl yerine gittiğimiz zaman da haberimiz olsun da. Ya Allah. O sıcak çorbadan sonra neler yaparım ben şimdi dağlarda. Maşallah maşallah. Mevlüt. Senin zeytin bereketli ya. Baksana ya, bir sıyırıyorum bir sürü dökülüyor. Maşallah maşallah. Yalnız şuraya bir tane şey koyalım. Evet. Kazanın altına odun atmaya gerek yok değil mi Mevlüt? Kazanın altına odun atmaya gerek yok. Evet, kapa diyorum ve zeytine devam. Bize afiyet olsun. Siz de Allah'a emanet olun arkadaşlar.